Hocam kalp nakliyle alakalı yöntemlere biraz değinsek. Evet, yani ben şimdi tabii benim alanım olduğu için belki biraz daha ben hani emin konuşacağım. O birilerinin de çok genel yani bir o birileri de muhakkak tabii çok önemli. Ama kalp içinde hani şunu söyleyebilirim. Yani bir insanda kalp yetmezliği geliştiği zaman hakikaten yaşam çok kötü. Yaşam standardı çok kötü. Kalp yetmezliği son derece maalesef klinik olarak kötü seyreden bir hastalık. İşte hasta nefes alamıyor, karnı şişiyor, ayakları şişiyor, yatağa bağımlı, işte efor çok çok sınırlı. Yani yaşam kalitesi son derece düşük. Ve maalesef ani ölüm riski bu kalp yetmezliği gelişen kişilerde maalesef yüksek. Aniden işte fibril olabiliyor, fibrilasyon dediğimiz kalbin durması aniden gelişebiliyor. Çok çok ciddi bir sağlık problemi. Yani milyonlarca şu anda dünyada kalp yetmezliği olan insan var. Ve bunların çok çok büyük bir kısmı kalp nakli bekleyen insan, listeleri çok uzun. O süreç nasıl ilerliyor? Şimdi diyelim ki bir insan da kalp yetmezliği geliştiği zaman onun bazı işte kriterleri var. Ekokardiyografi, anjiyografi sonuçlarına göre ciddi kalp yetmezliği var ve bunun da başka bir tedavisi yok. Yani mesela ameliyatla işte kapağı değiştirelim, işte bypass yapalım gibi bir şansı yok. Sadece bu kalp kasının zayıflığından kaynaklı bir problem ise bu tür hastalara genelde kalp nakli öneriyoruz. Ama diyelim ki hasta kalp krizi geçirmiş, işte belki ya da geçirmek üzere damarlarında tıkanıklık var, bunu bypass yaptığımız zaman düzelme şansı var. Ya da işte doğuştan kapak hastalığı ya da romatizmal kapak hastalığı var. Bunlarda mesela kapakları değiştirdiğim zaman düzelme ihtimalleri var. Tekrarlama hususu var mı peki hocamların? Var tabii. Var tabii ama genelde bunların bir cerrahi şansı var. O zaman bu tür hastalarda genelde o tür ameliyatlar, kapak ameliyatları, bypass ameliyatları yapıyoruz. Ama bazı hastalıklar vardı. Kardiyomiyopati dediğimiz hastalıklar. Mesela bu Covid'de falan da hani gelişti ya. Evet. Kalp kası iltihabı ve ona bağlı gelişen miyokarditler, özellikle bu virüslere bağlı gelişen miyokarditler, bunlarda mesela ciddi kalp yetmezliği gelişiyor zaman içerisinde ve bunlar maalesef başka bir tedavi yöntemi yok. Yani kapaktır, kapak ameliyatıydı, bypass ameliyatı gibi yöntemlerle tedavi şansları yok. Bu tür hastalarında tek nakli, kalp nakli. Yani tek şansları. Hani bir de son zamanlarda işte assist device dediğimiz kalbi destekleyici sistemler geliştirildi. Bunlar ilk zamanlar bu kalp nakline köprü amacıyla yapılıyordu. Mesela diyelim ki hasta kalp yetmezliğine geldi, çok ciddi durum var. Bu kalp destekleyici cihazlar takılıyor. O işte kalp nakli, kalp bulunana kadar o idare ediyordu. Sonra kalp nakli yapılınca o çıkartılıyordu. Artık son yıllarda bu assist device dediğimiz yöntemler artık neredeyse hedef tedavisine de doğru gidiyor. Yani kalbin mesela içine bir kalp akciğer makinesi gibi bir makine yerleştiriyoruz. İçine küçük bir şey, o dışarıdan bir kablolarla işte elektriksel aktivitesi devamlı sağlanıyor. Bir çantayla gezdirilerek çok rahat kişiler bu şekilde de kalp nakli olmadan da idare edebiliyorlar. Ama bu yani pahalı bir şey ve bunun da kendine has problemleri var. Mesela o işte enfeksiyon olabiliyor, orada pıhtılaşmalar olabiliyor, mekanik problemler olabiliyor. O yüzden hala kalp nakli daha bunların önünde ve hala kalp nakli altın standart günümüzde. Yani kalp naklinin sonuçları mesela 5 yıllık süreçlere baktığımız zaman kalp nakli yapıldıklarında %70 gibi insanlar hala yaşayabiliyorlar. Yani yaşam süreleri iyi. O yani kabul edilebilir seviyelerde. Onun için kalp naklini yine cesaretlendirmek ve organ bağışlarını artırmak lazım ve farkındalık yaratmak lazım.